Benim bu bileziğimin pırlantaları sararda durduk yerde ya. Nurhayat, oho. Saat daha full erken. Çiğdem teyzeler evde yok. Deniz evde yok. Gel yukarı baş başa oturalım. Yan ev ronçu dolu. Sizin evin şeffaf perdelerine sinema perdesi muamelesi yapıyorlar. Film gibi seyrediyorlar içeriği. Ya Nurhayat, ben gerçekten artık über bunaldım ya. Gerçekten. Ufak bir ev kiralayayım diyorum. Arada gider takılırız. Nurhayat, sen de dipsiz kuyulara ipsiz düştün. Niye ya? Ben bir garson yerde. Bir garson. Garson! Lütfen buraya. Hesap lütfen. Makbuz da olsun. İş yemeği çünkü. İyi akşamlar Emir Bey. Yanınızdaki hanım kim acaba? Dizinin sponsoru Karakaç Holding ben. Yanlış bir şey yazmayın. Patronlarınız sanıyorum. Yakarım sizi. Aa, iş toplantısı arkadaşlar. Serin. Sürdürürüm sizi Cihangir'den Kağıthane'ye. Aylarca kafe kafe dolaşıp bir tek ünlü bulamazsınız. Aşk yok mu yani Emir Bey? Ne aşkı canım? Aha. Hem ben nişanlıyım. Lütfen. Hayırlı akşamlar Emir Bey. Ben de dedim ki, bu spor salonunda en sevdiğim kişinin adı Biceps. Biceps. Ama Sayın Biceps, anladın mı? Anladım, anladım. Deniz, beyaz bir sayfa açmak istiyorum. Geçmişte kırıcı sözler söylediğin oldu. Ama bence hepsi aramızdaki bu elektrik yüzündendi. Kırıcı ne dedim ya ben sana? Yüzeyselsin dedim. Hatta tek boyutlusun, adeta şeffafsın. Sana bakınca arkanı görüyorum dedim. Oo, bayağı ballandıra ballandıra öküzlük etmişim ama ben ya. Bir şey soracağım. Dürüst ol. Tamam. Evet, dürüstlük önemli. Sısım, hakikaten seni tahrik etmiyor mu yahu? Hatırladım sana şeffaf dediğimi. Tamam, şu an hatırladım. Evet. Ay. İyi akşamlar. Aşk var mı efendim? Sizce? Yine çıkmaya başladınız mı efendim? Hayır, hayır çocuklar çıkmıyoruz arkadaşlar. Setten çıkıyoruz, buraya yemeğe geliyoruz, buradan evlere dağılıyoruz. Hadi siz de dağılın lütfen. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam, mersi. İyi akşamlar. Emir'in yanındaki dizinin sponsoru çıktı. Bir de bayağı edepsiz çıktı. Hah, Deniz'le Çağatay. Reklam kokuyor ama bassak mı? Başka mal yok ki. Abi ikisinin de kesin gizli sevgilileri var. Da biz yakalayamıyoruz. Abi dizi popüler. İzin ver 24 saat Emir'le Deniz'in peşine takılalım. İlla bir bomba patlatırız. Çağatay Koçtu ve Deniz Alsancak. Geçen akşam baş başa yemek yediler. Aynı gün Cihangir'de rastladığımız Emir Danışman ise yine yalnızdı. Wow. Bu da hep yalnız be abi. Emir Bey'in yanındaki hanıma adını sorduğumuzda yanlış bir şey yazmayın. Ben zaten başkasıyla ne? Nişanlıyım dedi. Vazgeçtim. O pörtlük suratına fırlat onu. Yetmez. Bir daha selam dahi verme. Paytak paytak çıksın hayatından. Bitmedi. Çağatay'a çok selam söyle ayol. Hediyeyi geri vermeler filan. Bir şey diyeceğim ya. Yani bu şimdi bileziğin taşları küçük falan diye bana şey... Bana ne canım bileziğin taşından tuşundan? Böyle bir bağımlılık duygusu verdi. Biraz ayrı kalalım, nefes alalım. Ayrı kalalım? Evet, yani biraz böyle bir etrafta gezinelim. Ne bileyim, free takılalım. Çiçekleri koklayalım. Ha, çiçekleri ben koklarım ya, merak etme. Çiçek bizim işimiz. Sen böceklere dikkat et. Çağatay. Bak, nasıl anladın hemen hamam böceğini? Akşam yemeğe gidiyormuşsunuz. Annen göbek atıyordu herhalde. Ay ne alakası var ya? Kültürel değerlerinden bu kadar kopuk olma Çiğçi. Şimdi sana kendi icadım olan su içerken rahatsız edilen flamingo figürümü gösteriyorum. Dikkat! Masanın arkasında bambaşka bir model oturuyordu. Pardon, nasıl bir model? Sizin negatifiniz. Esmer, kısa, göbekli. Merhaba, ben Neslihan. Hoş geldiniz, ben Rıza. Buyurun. Sizin proje. Aa, Beyoğlu'ndaki yeni rezidanstan bir daire aldım. Onun dekorasyonu için gelmiştim. Artık daha sık gelirim. Kusura bakmayın, bizim bilgisayar sistemi çöktü. Sizi biraz bekletiyorum. Aa, hiç acelem yok. Tamam Semacığım, yani sen aslında hangisini istiyorsan de yok efendim. Bu senin asıl mutfağa uygun. Ben size kahveleri vereyim mi? Ben buradayım yarın. Aslında esas... Benim çok fazla vaktim yok. Lütfen tutmalısın. Ama kıyam Rıza Bey, Rıza Bey bakar mısınız? Rıza'cığım, şuradan eğin. Benim çok fazla vaktim yok. Maşallah. Estetik görünüm ne kadar önemliymiş yahu. Dükkanın bereketi geldi. Ama sen aslında hangisini istiyorsan diplom efendim. Bu senin asıl mutfağa uygun olan mı? Evet. Yani bu duvarı beyaz tuğla yaparsak doku verir bence. Nasıl, her şeyden et miyiz? Ben fulluyum biraz. Aç karnı aklım çalışmıyor. Bir yemek ısmarla, orada konuşalım. Güzel, iyi. Çok afiyet olsun. İyi eğlenceler size o zaman. Kim ki? Neslihan. Ben de şimdi onu almaya gidiyordum zaten. Yani benden birkaç yaş büyük ama... Of yani. Of yani derken? Hiç. Tanışırsınız. Peki nişanlın ne diyor bu konuda? Ya bırak, gazetecileri görünce panikleyip nişanlıyım demişti o ya. Neyse ya. Hani siz Çağatay'la böyle konser geziyorsunuz ya. Ben de öyle free takılmaca yani. Yo, zaten benim ilgi alanıma giren bir konu değil yani. Herkes özgür. Bir iş falan yapıyor mu yoksa? Akademisyen. Hadi ya. Acık tutsunlar, batarlar ha. Batarlar. Pijamalı çeksek mi? Bize birileriyle sarmaş dolaş pozları lazım. Hem buna zaten bu haliyle kim bakacak? Hadi gel yemek yiyelim. Aa, merhaba Deniz. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım. Deniz, komşum. Neslihan, arkadaşım. Aa, televizyondan çok farklısın. Teşekkürler. Biz de burada yiyelim dedik yemeği. Siz ne yaptınız? Program falan yok mu Çağatay'la falan? Yok, benim biraz boynum ağrıyor bugün de onun için şey yapmayacağım, çıkmayacağım akşam. Pilates yap. Ben her gün 1 saat yapıyorum. Her yerim o kadar esnek ki. Öyle mi? Kıcıko, ne yapıyorsun? Çöpü. Aa, Neslihan. Çiğdem. Ay gel canım ayı. Ay kaç yıl oldu? Nereden tanışıyorsunuz? Liseden arkadaşım. Pardon? Annemin liseden arkadaşı çıktı Neslihan. Ben ortaokuldayken Çiğdem abla lise sondaydı. Ay az kalsın tanıyamayacaktım. Ne yaptın ayol ağzına yüzüne? Şey fıstık gibi olmuşsun. Vallahi nefis yapmış kim yaptıysa. Neslihan abla, bize de adres ver ya. Bana da lazım bir 20 yıl sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.